Abi bir mültecinin hiçbir ülkeye faydası olmaz. Eğer kendi ülkeninden, vatanından savunamayıp gencecik adam kaçıyorsa bu ülkeden gönderildiğinde de başka ülkeye kaçıp oraya da zarar vermeye başlar. Ben ne taraftarıyım diye soracak olursanız etlerinden sabun yapma taraftarıyım. Biraz o biraz soykırımcılık var. Evet. Yaşın kaç? 17. Ne bekliyorsun hayattan? Benim küçükken hayattan ben asker olmak istiyordum. İyi bir mesleğim olsun istiyordum. Ama şu an hiçbir gelecekle ilgili planım yok. Tüm planlarım benim boşa çıktı. Yani arkadaşlarımla bir tatile gitsek, bir yerde oturmak istesek bize en az 300 lira. Yani en berbat mekan 300 ya da 150 lira. Yani büyüklerimizin şu elindeki sigara mesela, o eskiden 5 liraydı bak. Ben abime almaya giderdim. 5 lira ya. 5 lira da o zamanlar için bir haftalık benim harçlığım da ilkokul harçlığım bak. Kardeşim bak doğru söylüyor. Şu an o elindeki paket en az 33 lira olmuş. 38 bak. 38 lirayı 20 tane sigaraya vermek mantıklı değil. Ben bravo. Küçükken sigaraya elimi sürmek istemezdim. Biri yanımdan geçerken nefesimi tutardım içen biri. Ama şu an ben de sigara içiyorum yani o hale getirdiler bizi. Evet, teşekkür ederim. Hakkımızı helal etmiyoruz. Hocam. Abi, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur yapılacak. Nasıl görüyorsun sonucu? Kimin kazanmasını istersin? Vallahi hak eden kazansın diyorum. Yani. Abi kim hak etmeli bu ülkeyi idare etmeyi? Kim hak ediyordur sence? Bence CHP ediyordur. CHP yani savaşabilir olur. Ben şu mülteci hakkında tabii kardeşim söylemek istiyorum. Bizim şehitlerimiz orada Suriye'de şehit olurken onlar Alsancak'ta nargile içiyorlardı. Gayet bunlar görünüyor. Anladın mı? Kızlarımıza tacizler da... evet. Yani hiçbir şey görmemiş insanlar. Aynen öyle değil. Ben otobüste çok dövdüm öyle. 2-3 tane dövdüm. Karakolluk oldu. Bir fazlarım var. Vesaire. Ha bizim beklentimizde arkadaşım doğru söylüyor. Hayat artık çok pahalandı. Eskiden 50 milyona sabah kahvaltı yapabiliyordu. Şu an 200-250 milyona yapamıyor. Yani %100 değil. %1 milyon zam. Yani insanlar böyle nasıl içecek? Daha birazcık daha böyle olursa yağmalar başlayacak. İç savaş çıkacak. Bir şeyler olacak ya. Abi açlık sofiliği bozar. Eyvallah. Abi İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı geçenlerde. Biz dedi mültecileri dedi gönderirsek bu ülkeden dedi Allah bizi yakar dedi. Bunu nasıl yorumluyorsun abi? Abi ben ne diyorum biliyor musun hani inan bizim böyle Türkiye olacak. Bizim kadınlarımıza kadar silah alıp ateş eder çatışır. Kimse alıp kendini gitmez. Hep bir insan memleketini bırakıp geliyorsa hani o insandan hayır beklenmez. Ancak oy beklenir. Hayır beklenmez yani. Bak görüyoruz burada küçücük çocuklar. Hepsi yani her gün eve 50'şer milyon getirmek zorunda. Bak 10 metrelerde okul yapılıyor. Bu okul kim yapıyor? Kime yapılıyor? Şu 10 metrelerde ya şöyle... Söyle abi kime yapılıyor? Bizim çocuklarımıza yapılıyor. Aynen, kim yapıyor abi? Ha, devlet yapıyor. Para nereden geliyor baba? Devletle yolluyor. Abi para nereden geliyor? Devlet. Devlet yolluyor. Ben, tamam. Devlet cebinden ben. Devlet benim. Ha. Tamam mı? Devlet benim. Bir kuruş soğan 25 lira. Ben sadece bir şey söyleyeyim. Hocam, şu an yani bizim, bizim halkımız yani ne bileyim hani anlamıyor ya da affedersiniz herkes tezze ediyorum. Çok salaklar yani. Bunca senedir böyle böyle biliyor, bile bile aynı şeyler oluyor. Artık yani yok size demedim. Sizi tezze ediyorum dedim. Tezze ediyorum dedim sizi. Ne demek abi? Ne demek o? Bir dakika. Hayır biraz önce ne dedi arkadaş? Bilmiyorum, bu arkadaşların çoğu dedi insanların salak dedi. Abi, yani bizi salak sizi, yaptı. Hayır sizi tezze ediyorum dedim. Kimin? Ben yani abi. Şimdi biz bir biz partici değiliz. Ama A'ya B'ye verince salak mı oluyoruz biz? Hayır abi estağfurullah. Ne oluyoruz biz? Ben sana soruyorum. Sen de soru soruyorsun bize. Ben de sana soruyorum. Biz salak mıyız? Hayır. Şimdi ülkenin durumunu iyi değerlendirip oyunu kullanan herkes. Doğru. Akıllıdır değil mi? Zihniyetiyle. Veriyor. Güzel. Ama böyle parti ayırıp bizleri salak yerine koymayın. Ayırmayın bizi. Beyciğim. Yapmayın yani. Abi, bak biz hepimiz insanız. Bak A'sı da B'si de D'si de Kürt'ü de Çerkez'i de Alevi'si de kardeşiz biz. Aynen öyle baba. Hiç abi, burada abi. Kimse kimseye niye abi, burada yaşıyorsun? Niçin buradasın? Abi. Bak hepimiz buradayız. Aslan gibi.